Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruyor ki, Cenab-ı Hakk'ın huzurundan korkup nefsini nefsani arzulardan men eden kimsenin varacağı yer muhakkak ki cennettir. Kötülüğü emreden nefs, nefs-i emmaredir. Nefs-i emmare hiç kimsenin emri altına girmeyip herkese emretmek ister. Nefs-i emmareyi yıpratmak, azgınlığını önlemek için dine uymaktan başka çare yoktur. İnsanın bütün kötülükleri nefs-i emmarede toplanmıştır. Nefs-i emmare hiç iyilik yapmak istemez. Hep kötülük yapmak ister. Kendisine ve başkalarına zararlı olan şeyleri sever. İnsanın dünya ve ahirette saadete kavuşması için nefsine uymaması, onu zayıflatıp zarar yapamayacak hale getirmesi lazımdır. Bayezid Bistami Hazretleri bir gün Arafat tepesinde oturuyordu. Nefsi ona şöyle fısıldadı. Bayezid, senin bir benzerin var mıdır acaba? 45 defa hac ettin ve günde bir hatim indirdiğin için binlerce defa hatmetme bahtiyarlığına eriştin. Bayezid Bistami Hazretleri nefsinin bu kendini beğenmişliğine üzüldü. Derhal toparlandı ve orada bulunan kalabalığa seslendi. Kim 45 hac ve binlerce hatmemi bir ekmek karşılığında satın alır? Bir adam, ben alırım dedi ve ekmeği uzattı. Bayezid Bistami Hazretleri aldığı ekmeği de hemen orada bulunan bir köpeğin önüne attı. Nefsine biriktirmekle böbürlendiği amellerin bir köpeğin lokması olduğunu göstermek istemişti. Hac zamanı bitince yol hazırlığı yaparak Rum diyarına gitmek için hareket etti. Günlerce yol aldıktan sonra bir rahip ile karşılaştı. Rahip cömert, terbiyeli bir adama benziyordu. Kendisini evinde misafir etti. Evinde ona bir oda ayırdı. Bayezid Bistami Hazretleri kendisine ayrılan bu odada ibadete başladı ve kalbini her şeyden çevirip Cenab-ı Hakk'a yöneltti. Rahip onun yiyeceğini, içeceğini sabah akşam getirir önüne kor, sonra da dışarı çıkardı. Bu hal bir ay kadar devam etti. Bayezid Bistami Hazretleri nefsine dönerek dedi ki, ''Ey nefis, seni kırmak istiyorum fakat sen uğursuzluğunla kırılmıyorsun.'' Bir gün rahip Bayezid Bistami Hazretlerine, ''Ne güzel adamsın, keşke Hristiyan olsaydın.'' dedi. Bu söz Bayezid Bistami Hazretlerine ağır geldi ve evi terk etmek istedi. Fakat rahip ona seslendi. Evimde 40 günü tamamla, öyle git. Çünkü bizim büyük bir bayramımız var. Onu görmeni arzu ediyorum. Aynı zamanda değerli bir vaizimiz var. Senede bir defa bize hitap eder. Bir de onu dinlemeni diliyorum. Bayezid Bistami Hazretlerinin kalbine bu teklifi kabul etmesinin hayırlı olduğu doğdu. 40 günü tamamlamaya razı olduğunu söyledi. 40 gün dolunca rahip içeri girdi ve ''Bayram günümüz geldi, hadi gidelim.'' dedi. Bayezid Bistami Hazretleri ayağa kalktı fakat rahip ona ''Sen bu kıyafet ve halde nasıl bin kadar rahibin arasına girebilirsin? Doğrusu biraz endişeliyim. Bu sebeple üzerindeki elbiseyi çıkar, şu üstlüğü giy.'' dedi. Hemen üzerindeki elbiseyi çıkardı. Onun verdiği üstlüğü giydi. Rahiple birlikte bine yakın rahibin arasına katıldı. Hiç kimse onu yadırgamadı. Biraz ilerledikten sonra birdenbire kalabalık durdu. Rahiplerin en büyüğü ve saygı değeri olan kişi geldi. Yerine geçti. Herkes onun konuşmasını bekliyor fakat o susuyordu. Rahipler bunun manasını anlayamadılar ve sordular. ''Ey büyüğümüz, neden konuşmuyorsunuz?'' ''Nasıl konuşabilirim ki? Aranızda bir Muhammedi var.'' diye cevap verdi. Halk ve rahipler galyana geldi ve ''Onu bize göster, parçalayalım, öldürelim.'' diye bağırdılar. Baş rahip onlara dedi ki, ''Hayır, yemin ederim ki söylemem. Ancak bir şartla onu size tanıtabilirim. Ona dokunmayacağınıza söz veriniz.'' Bunun üzerine rahipler ve halk Muhammedi olan adama dokunmayacaklarına yemin ettiler. Baş rahip başını kaldırdı ve şöyle seslendi. ''Allah için ey Muhammedi, ayağa kalk ve kendini göster.'' Bayezid Bistami Hazretleri ayağa kalktı. Baş rahip, ''İşte bu zat,
ona dikkatle bakın dedi. Sonra Bayezid Bistami Hazretlerine döndü. Adın ne? Bayezid. Tahsilin var mı? Rabbimin öğrettiği kadar bir şeyler. O halde bana şu hususları cevaplandır. İkincisi olmayan biri, üçüncüsü olmayan ikiyi, dördüncüsü olmayan üçü, beşincisi olmayan dördü, altıncısı olmayan beşi diyerek en sonunda 13.'sü olmayan 12'yi söyle. Bunlar nelerdir? Bayezid Bistami Hazretleri baş rahibe, ikincisi olmayan bir eşi, ortağı, dengi ve benzeri bulunmayan Cenab-ı Hak'tır. Üçüncüsü olmayan iki, gece ve gündüzdür. Dördüncüsü olmayan üç talak yani boşamadır. Beşincisi olmayan dört, ilahi kitaplar, Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an-ı Kerim'dir. Altıncısı olmayan beş vakit namazdır. Yedincisi olmayan altı, göklerin ve yerin yaratıldığı altı gündür. Sekizincisi olmayan yedi kat semadır. Dokuzuncusu olmayan sekiz, kıyamet günü arşı taşıyacak olan sekiz melektir. Onuncusu olmayan dokuz, kadının 9 aylık hamilelik müddetidir. 11.'si olmayan 10, Hazreti Musa aleyhisselamın Şuayb aleyhisselama 10 yıl çobanlık etmesidir. 12.'si olmayan 11, Hazreti Yusuf aleyhisselamın 11 kardeşidir. 13.'si olmayan 12, 12 aydır. Bu cevaplar üzerine rahip tebessüm etti ve şöyle dedi. Doğru söyledin. Pekala, havadan ne yaratıldı, havada ne muhafaza olundu ve kim hava ile helak edildi. Söyle bakalım. Beyazid Bistami Hazretleri, İsa aleyhisselam havadan yaratıldı. Havada muhafaza edildi. Süleyman aleyhisselam da havada muhafaza edildi. Ad kavmi de hava ile helak edildi diye cevap verdi. Rahip ona, doğru söyledin dedi ve yine sordu. Kim ateşten yaratıldı, kim ateşte korundu ve kim ateşte helak oldu? İblis ateşten yaratıldı. İbrahim aleyhisselam ateşte korundu. Kafir ateş ile helak oldu diyerek gereken cevabı verdi. Rahip tekrar sordu. Taştan kim yaratıldı? Taş içinde kim korundu ve taş ile kim helak oldu? Bayezid Bistami Hazretleri, Salih aleyhisselamın devesi taştan yaratıldı. Ashab-ı Keyf taş içinde korundu ve Ebrehe'nin filleri taş ile helak edildi diye cevap verince rahip doğru söyledin dedi ve bir başka sual sordu. Cennette Tuğba ağacı vardır. Cennette hiçbir saray, hiçbir köşk yoktur ki bu ağacın bir dalına dokunmasın. Bunun dünyada bir örneği var mıdır? Evet dedi Bayezid Bistami Hazretleri. Güneş sabahleyin doğunca böyle değil midir? Doğru söyledin. Şimdi de şunları cevaplandır. Bir ağaç vardır. 12 dalı bulunuyor. Her dalında 30 yaprak var ve her yaprakta 5 çiçek yer almıştır. Bunlardan ikisi güneşe, üçü karanlığa benzer. Bu ağaç nedir? Ağaç yılı temsil eder. 12 dalı 12 ayı, her daldaki 30 yaprak ise 30 günü, her yapraktaki 5 çiçek ise 5 vakit namazı temsil eder. Başrahip, doğru söyledin. Bana şu kimseden haber ver ki hacca gitmiş, tavaf yapmış ve o makamlarda bulunmuştur. Ama onun ne ruhu var ne de hac kendisine vaciptir. Bayezid Bistami Hazretleri, bahsettiğin Nuh Aleyhisselam'ın gemisidir dedi. Sorular bitince Bayezid Bistami Hazretleri dedi ki, Rahip Efendi, birçok sorular sordum. Cevaplandırmaya çalıştım. Müsaade ederseniz benim de birkaç sorum var. Ama bir tanesiyle yetinerek sormak istiyorum. Başrahip kendinden emin bir şekilde, tabii istediğin her şeyi sorabilirsin. Bayezid Bistami Hazretleri sordu. Cennetin anahtarı nedir? 8 cennet kapısının üzerinde ne yazar? Rahip sustu. Cevap vermekten çekindi. Diğer rahipler bozuldular ve ''Ey büyüğümüz, mağlup mu oluyorsun?'' ''Hayır, mağlup olmak istemiyorum.
Öyleyse neden cevap vermiyorsun? Şayet cevap verirsem benim cevabıma katılır mısınız? Bütün rahipler ve halk, İncil hakkı için sana uyarız diye söz verdiler. Rahip, dinleyin, şimdi cevap veriyorum. Cennetin anahtarı ve kapılarının üzerinde yazılı bulunan ibare, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'tır. Cevap üzerine bütün rahipler ve halk hep bir ağızdan kelime-i şehadet getirip Müslüman oldular. Bayezid Bistami Hazretleri de onların yanında bir müddet kalıp İslamiyet'i öğretti ve bu sır da böylece çözülmüş oldu. Bir gün bir zata nefsimden nasıl kurtulabilirim diye soruldu. Hazret, Allah'a sığınarak dedi. Bu defa peki Allah'a nasıl sığınabilirim denildi. Hazret şöyle cevap verdi. Nefsinden kurtularak. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve nefsimi her türlü kötü şeylerden temizle. Sen temizleyenlerin en hayırlısısın. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Nefsimin sahibi sensin. Allah'ım, titremeyen kalpten, doymayan nefisten, fayda sağlamayan ilimden ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım.